Konuşacağı yok bu herifin. Git Hakkı'ya söyle Adnan alıp gelsin. Onun suçu yok. Gelsin de anlayacağız bakalım. Suçu var mı yok mu? Yok mu? Bilal gelip Adnan'ı getirmemi istedi. Hiçbir şey söylemeyeyim diye de beni uyardı. Ben de Adnan'ı almaya gittim. Hayırdır oğlum, ne oldu? Süheyla çağırıyor, acele gelsin dedi. Adnan'ı binaya götürdükten sonra yine dışarıda beklemeye başladım. Adnan Rıdvan'ı öyle görünce bir dolap döndüğünü anladı tabii. Süheyla onu denemek istedi. Adnan'ın işin içinde olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Bu Enver'le bir olup benden para çalıyormuş. Haberin var mıydı senin? Yok abla. Olsa ben kendim cezasını keserdim. Sana bırakır mıyım hiç? Kes o zaman. Gebert şunu. Paraların yerini söyledi mi? Haberi olmadığını söylüyor. Evini aradık bulamadık. Belki de doğru söylüyordur. Yeter Adnan, vur şu pisliği. İçeriden silah sesleri gelince dikkat kesildi. Bir süre sonra içeriden Adnan, peşinden de Kubilay çıktı. Ben de arabayla onları takip ettim. Kardan önlerine çıkarım diye düşündüm ama Adnan birden yola fırlayınca yanlışlıkla çarptım ona. Hala kaza olduğunu söylüyorsun yani, öyle mi? Kazaydı komiserim. Ben hayatımda adam öldürmedim. Bunu artık hakim karar verecek. Peki yarana baktırmaya gitmedin mi? Yapmayın komiserim. Vurulmuştu. Hemen polis çağırırlardı. Kurşun da girip çıkmıştı zaten. Kendim hallettim. Sonra ne oldu? Sonuçta Adnan'la Rıdvan'ın çeteye kazık attığını anlamıştık. Ama hala paraların yerini bilmiyorduk. İyi misin sen? İyi. Girip çıktı. Sana son bir şans. Paraların yerini söyle, serbest bırakayım seni. İkinizi de affedeceğim. Söyle, paralar nerede? Adnan mı aldı? Nereye sakladı parayı? Vallahi bilmiyorum. Ondan şüphelenmezsin diye Adnan saklıyordu. Nerede bilmiyorum. İyi. Ne yaptın? Kaçırdın mı elinden? Gözden kayboldu ama Hakkı peşinde. Ondan önce eve gitmemiz lazım. Bu ne olacak peki? Hah.
Hadi gidelim. Polis gelmeden gidelim. Sonra Adnan'ın evine gittik. Kayıtlarda Adnan'ın adresi olayın olduğu bina olarak gözüküyor. Bir aksilik olursa polis bulmasın diye yanlış ikamet bildirmişti. Aslında tarla başında oturuyordu. Paraları da çatı arasına saklamıştı. Bulmamız çok zor olmadı. Celal doğru söylüyor. Enver'in boğazını Süheyla kesti. Biz sadece gömdük cesedi. Rıdvan'ı da Süheyla var. Kubilay Özçalık, adam kaçırma ve adam öldürme suçuna iştirakten 8 ile 12 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Celal Taşkaya, adam kaçırma ve adam öldürme suçuna iştirakten 8 ile 12 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Hakkı Şenocaklı, adam kaçırma ve adam öldürme suçuna iştirakten ayrıca taksirli adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Süheyla Koçoğlu, kasten ve planlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Şey, birbiri ardı sıra bulunan iki cesetle başlamıştı. Ardından buna bir üçüncüsü eklendi. Bahçe kapısında bulunan yeşil kumaş, çatışmanın gerçekleştiği metruk mekanın duvarına saplanmış merminin üzerindeki lifler, tırnak içlerindeki kauçuk parçacıkları, bir ceketteki deterjan artıkları, kriminal laboratuvara giren delillerin ne denli ayrıntılı biçimde incelenmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi. Kan lekeleri, ayakkabı izleri, yeniden canlandırmalar ve daha pek çok delil bizleri dolandırıldığını düşünen ve bunu yapanı bulmak için boğaz kesecek, kalbe ateş edecek kadar acımasız olan bir kadına ve işbirlikçilerine götürdü. Ve bir kez daha dikkatli bir gözün tartışılmaz önemine tanık olduk. Başkomiser Orhan toprağın üzerine kümelenen canlıları fark etmeseydi Enver'in cesedine belki de çok sonra ulaşılırdı. Bu kez polislerin başlıca yardımcısı Tabiat Ana'nın ta kendisiydi. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.